Evet Buğra Bey, o zaman şöyle bir soru soralım. Şeker pancarı çiftçimiz için doğru gübreleme, doğru sulama, hangi gübreleme ve sulama şartında iyi bir verim alabilirler? İyi verim almaları için nasıl bir gübreleme ve sulama yöntemleri lazım? Bunu bir anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi öncelikle bölgeden bölgeye iklimsel olarak da gübreleme ve sulama değişmektedir. Hani bana soracak olursanız eğer, hani yerinde görüp pancarın durumuna göre gübreleme veya sulama tavsiyesi yapılması bence daha uygundur. Ama genel hatları itibariyle hani gübreleme yapılması için işte tabanla 40-50 kilo fosfor ağırlıklı bir gübre kullanılmasını tavsiye ederim. Evet. Üstüne de genelde zaten çiftçilerimizin kullandığı üre, amonyum sülfat, yani bu gübrelerin ya karışım olarak ya üre amonyum sülfat şeklinde 30-40 kilo civarında atılması taban ve üst gübrelemesi için yeterlidir. Ama iklimden dolayı bazen şartlar değişebiliyor, bitkiler strese girebiliyor. Bunun için işte bitkinin stresini alabilmek için sıvı gübreler de kullanabiliyoruz. Hani amino asit, deniz yosunu ve buna benzer, ama tabii ki yerinde gelip görmek, ona göre tavsiyelerde bulunmak lazım. Evet. Sulama açısından da eğer arkamızda gördüğünüz gibi hani çiftçinin tarlasında bir düğmeye bastığı zaman bütün tarlayı sulama imkanı varsa, eğer hani her saat başı veya işte 8 saate bir sulamak yerine hani bitkinin suya ihtiyaç olduğu zaman da sulayabilirse daha iyi olur. Ama genelde çiftçiler boruları taşıma yöntemiyle yaptıkları için, doğru, arazinin büyüklüğüne göre işte kendi gözleriyle bitki ne zaman işte veya bir tarlayı kaç günde sularım taşıma aracıyla, onu hesap edip hani bitkiyi de öldürmeden önce öyle yapmaları. Ama en iyi yöntem hani çiftçinin bir düğmeye basıp bütün tarlayı aynı anda sulaması hem verim açısından hem de polar açısından daha uygundur. Zaten biz de şu an hasatlara yaklaşmış bulunmaktayız. Yani yaklaşık 1-2 ay içerisinde hasatlar başlayacak. Evet. Herkes sulama peşinde. Hani daha fazla sulayayım, daha fazla verim alayım, ama daha fazla sulamayla benim görüşümce çok fazla hani verim ve şekere etki edeceğini sanmıyorum. Hani ki fazla sulamada belli hastalıklara teşvik edecektir. Aynen. Belli hastalıklara teşvik edecektir. O hastalıklar başladığı için çiftçiler de şu saatten sonra pek araziye gireceklerini tahmin etmiyorum. O yüzden hani kararınca, yeterince sulama yaparlarsa eğer, evet, sezonda hasatta daha iyi tamamlayacaklarını düşünüyorum. Ve hani genelde soruyorlar bu dönemlerde polar için, polar artırımı için ne yaparız diye. Genellikle bir tavsiyemiz vardır. Hani eğer yağmurlamayla atacaklarsa, hani toz şeklinde bir potasyum kullanacaklarsa eğer 3 veya 5 kilogram arası, sıvı şeklinde gene yağmurlamayla atacaklarsa da 1 veya 2 litre civarında potasyum kullanırlarsa, bunlar polarında hani örnek veriyorum 16 değil de 16,5, hani öyle çok abartılı bir şekilde 16 iken 18 veya 20 olmaz ama, evet, ufak da olsa bir katkı sağlayacaktır. Hani başka bir sorunuz varsa bir eğer, de şunu soralım, bunu çiftçilerimiz genel itibariyle soruyorlar. Potasyumun da belli kullanma dönemi vardır. Mesela yumrulu bitkiler belli, evet, bir büyüklüğe ulaştıktan sonra potasyum, hı, ya da bor kullanmamız lazım değil mi? Evet. Şimdi Eylül'ün ikisindeyiz. Bundan aşağı yukarı 15-20 gün önce başladılar potasyumlu gübreyi kullanmaya. Ne zamana kadar bunu kullanmalılar? Yani şöyle, genellikle hani benim tavsiyem son suda potasyum verilmesi. Hani potasyum şöyle, belki yanlış anlaşılabilir ama hani yeterli büyüklükte ben pancara ulaştım. Hani potasyumu attığınızda yaprakları yaşlandıracak. Ondan sonra sadece pancar şekere çalışacak. Hani, evet, büyümesini kaba tabirle de olsa durduracak yani. Hı hı. Eğer çiftçimiz
yeterli büyüklüğe ulaştı, ben Ekim ayının atıyorum 15'inde sökeceğim derse, son suyunda işte yaklaşık bir ay öncesine tekabül ediyor hemen hemen. Yani evet, o son suyunda verebilir ya da Ekim ayının 15'i veya 30'unda sökecekse iki parçada da verebilir. Bir Eylül'ün başında, bir de Eylül'ün işte 15'i 20'si, hani 10-15 gün sonra da verebilir. Hani iki parçalı verirse daha iyi olur. Evet. Hani ama genelinde çiftçilerimiz tek seferde atıyorlar. O da son suya dek geliyor. Yani yaklaşık sökümden bir ay önce civarına dek gelmektedir yani. Evet. Bu bölgede pek yok ama genelde Kırşehir civarında falan serfosfora hastalıkları görülüyor. Bu dönemde mesela burada da tek tük rastladık. Evet. Şöyle Burhan Bey gördüğünüz varsa, mesela orada yaprak lekeleri başlamış. Bunda başlamış. Hani bu serkospora değil ama serkospora, hani bunun etrafında kırmızılık olursa, hani bunun biraz daha küçüğü olur. Yaprak lekesi olarak başlıyor aynen zaten. Havalar ısındıkça daha da artarak gidiyor. Etrafı kırmızı olursa hani bu şey başlangıcı gibi, hani başlangıcı, sinyal aynen veriyor diyelim. Havalar çok kızarırsa, hani kızarsa dediğim ısınırsa birden dönebilir. Hani çiftçimiz yani bu şekilde geldiğinde farklı bir şey görebilir tarlada yani. Anladım. Peki bu şekilde başladı. İlaçlamaya girse mi iyi, yoksa bu saatten sonra girmesine gerek yok mu? Öneriniz nedir? Yani şöyle, benim gezdiğim yerlerde şu an hani çiftçilerin tam ne yapacağını bilmiyorum ama genel itibariyle Kasım ayında, yani Ekim'in sonu Kasım ayı başında sökülecek gibi duruyor. Doğru. Şu an gördükleri zaman atmalarını tavsiye ederim. Hani millet diyor işte pancar eziliyor falan diye. Hani yağmurlamayla da atılabilir. Dozajını biraz artıracak, maliyeti artacak ama eğer o hastalığa yakalandırırsa tarladan alacağı verimi, şekeri onları da alamayabilir yani. Hani evet, çok fazla arttığı zaman çok sıkıntılar yaşarlar. Hani eğer bu hastalıkları görüyorlarsa, sonuçta bunlar 6-7 aylık emekleri var. Tabii. Hastalık yani, görünce yeşil aksamı etkileyecek. Aynen. Yumurgundan beslenemeyecek değil mi? Doğru. Gördüklerinde mümkün mertebe atmalarını, hani illa belli markaları değil ama genelde parasal şeylerini yapıyorlar. Hı hı. Çiftçilerimizin, doğal olarak bizim ülkemizde tarımda da sıkıntı olduğu için hani ilaç atmalarını tavsiye ederim. İlla kaliteli markalardan da olmayabilir ama girip mutlaka atmaları lazım. Bu serkospora hastalığı şeker ve verimde çok etki ediyor. Hani 6-7 aylık emeklerini bence zayi etmesinler yani. Çok teşekkür ediyorum Burhan Bey. Ben teşekkür ederim. Milletin Efendisi TV ve milletinefendisi.com yayını takip eden çiftçilerimiz. Yine sizleri bu şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Eğer sorularınız olursa da internet sitemizden ya da YouTube kanalımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri takipte kalınız.